5 Eylül 2024 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 10 koşulu Ankara programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda gündüz yarış programının sadece ikinci altılı tahminimizi yayınlıyoruz. İlk altılılar ve diğer programlar için tahminlerimizi WhatsApp üyelerine gönderiyoruz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirsiniz. Ekleyip bilgi istemeyi unutmayınız. Şimdi Ankara programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Bu arada izlemeye zamanı olmayanların şu anda ana sayfada bulunan Ankara ikinci altılı şablonu videosunu izleyebileceğini belirtelim. Katıl butonu üzerinden aylık 2,5 liralık paketi alanlar şablona ulaşabilirler. Şimdi hemen tahminlerimize geçelim. Beşinci koşu. Dört yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı dört yarış, 2000 metre kum pistte koşulacaktır bu koşuda liderliği 3 numaralı Akınay alacaktır. Bu safkan uzun zamandır çim pistte koşuyor fakat kum piştiği de iyi koşabiliyor. Son yarışında öndeki rakibini yakın takip edip düzlükte liderliği aldı fakat son metrelerde balbalama geçilerek ikinci oldu. Bugün kumda aynı yarışını yaparsa bu rakipleri geride bırakabilir. İlk sıradan kuponlara yazalım. 1 numaralı Munzur, her zaman bu rakipleri geçebilecek potansiyele sahip bir isimdir. Son zamanlarda hafif start problemleri yaşadı. Çok fazla startta kalmazsa yine üst sıraları zorlayacaktır. Kesinlikle kuponlarda olsun. 2 numaralı önder önlere yakın yarışı takip edecek. Akınay'ı yakın takip edip düzlükte atlayabilir. 6 numaralı sızırlı Yiğit aradan sonra yarış gördü. Geçen hafta raporlu binicisinin yerine birini bulamadıkları için yarıştan çıkarıldı. Bugüne hedefli gelen Safkan'ı dikkate alalım. Çok iyi idman görüntüsü var. Her an yarış kazanabilir. 8 numaralı Taşucu, 5 numaralı Özkehribar ve idmanlarında farklılaşıp takı değişikliğine giden 7 numaralı Sungur Alp'te sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3 1 2 6 8 5 7 şeklinde oldu. 6. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı bir yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ön plana çıkaracağımız isim 6 numaralı Değerhan olacaktır. Kumçim ayırt etmeyecek pedigriye sahip olan bu tayın özellikle ilk yarışında çim pistte çok koşmasını bekliyoruz. Yeterli hazırlıkları ve Ayhan Kurşun idaresinde yarışacak olmasından dolayı çok tuttuğumuzu belirtelim. Ayhan Kurşun Ankara'da at bindiği günlerde genelde birincilik çıkaran bir isim. Bugün iki isme binecek. Bu koşudan sonra Tigem koşusunda Gökçe Yola binecek. O koşunun daha zorlu olduğunu belirtelim. Bugün bizce bu tay ile kazanmaya yakındır. 10 numaralı Şengür Sulu çok beğendiğimiz bir kısraktır. Çoğu erkek rakipleri ile mücadele edecek fakat çok güçlü olduğunu belirtelim. Bu rakiplere diş geçirirse şaşırmamak gerekir. Bu iki ismi bu koşu için yeterli gördük. Bugünkü şablonumuzda 6 ve 10 sıralaması ile geçeceğiz. Bazı belirsiz durumda olan birçok isim var. Yarış günü gelecek son dakika bilgilerine göre ekleme yapabiliriz. Her zamanki gibi şablonun en güncel hali WhatsApp üyelerine paylaşılacaktır. Bu arada WhatsApp'ta ayrı burada ayrı tahmin verdiğimizi düşünmeyin. Bu tahminler 10 saatlik bir çalışma sonucu detaylı analizlerle hazırlanıyor. Yarış günü elbette farklı bilgiler alabiliyoruz kurguyu çok değiştirmeden eklemeler yapıyoruz. Bu sayede büyük altılı yakaladığımız günlerde oldu. Ücretsiz olarak ikinci altılı yorumlarımızı her zaman yayımlayacağız. Dileyenler WhatsApp listemize katılıp ayrıcalıklı olarak tahminlere ve şablonlara yazılı olarak ulaşabilirler. WhatsApp numaramız 0542 832 1444 tür. 7 yıldır WhatsApp hattımızdan sürekli abonelerimize hizmet veriyoruz. Henüz denemeyenlerin katıl butonundaki günlük veya haftalık paketler ile denemelerini önerebiliriz. Aylık ve 3 aylık paketleri WhatsApp numaramızdan iletişime geçerek alabilirsiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 7. koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı şartlı 5 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda Yamak 3 sınıfı aprantiler at bineceklerdir. 1 numaralı Blende Rende bugün liderliği alarak yarışacağı rakipleri yakalamış durumda. Daha süratli atlar yanında da liderliği alabiliyor fakat gücünü daha net sergileyebileceği ağır tempolarda kazanma şansı artıyor. Geçen yıl yine şartlı 5 koşuda Yamak 3 aprantilerin at bindiği yarışta start almış ve Kadir Demirel idaresinde kazanmış. Bugün de eski gücünde olmayan rakipleri yanında kazanma şansı çok yüksek. Aslında net bir şekilde banko olarak karşımıza çıkıyor fakat son yarışında çok erken mücadeleden düşmesi dikkatimizi çekti. Bir sorunu varsa ve bugün yine benzer şekilde yarışı erken bırakırsa işler karışabilir. Biz Blende Rende'yi alternatif banko olarak değerlendirelim. 4 numaralı White Spear geçen yıl Blende Rende'nin kazandığı yarışta dördüncü olmuştu. Bu yıl satış koşularında çokça gördüğümüz bir isim. Eski gücünde olmasa da iyi yarışlar yapıyor. Blende Rende eksik koşarsa affetmeyebilir. 3 numaralı Nice çok formda. Binicisini çok beğenmesek de bu şartlarda geniş kuponlara önereceğiz. 6 numaralı pehlivan, eski gücünde olsa buranın favorisi bile olurdu. Aradan sonra yarış gördü. Çok iyi durumda gözükmüyor ama eğer bir çıkış yarışı yapacaksa o gün bugün olabilir. 5 numaralı My Pride 4 yaşlılığında çok iyi yarışlar yapıyordu. Sonrasında yarış kazanamadı. Aradan sonra gördüğü yarışta öndeki atı yakın takip etti fakat son 8 yüzde sürekli geriledi. Binicisi teşviği hiçbir yerde kesmedi ve nefes açmasını sağladı. Blende rende yarışını yaparsa bu safkanın hiçbir şansı olmaz. Fakat eğer Blende rende sorunluysa ve son 8 yüzde yarışı erken bırakırsa My Pride öne geçecektir. Bu metrelerden sonra biraz da binici gayretiyle düzlüğe önde çıkarsa ters bir sonuç ile herkesi yatırabilir. Sigorta amaçlı kuponlara eklenebilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 4 3 6 5 şeklinde oldu. 8. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı Grup 2 Tigem koşusu 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Öncelikle bu koşuda seyir zevki çok yüksek bir mücadele izleyeceğimizi belirtelim. Çok iyi isimlerin bir arada olduğu bu koşunun son 400 metresi izlemeye değer olacaktır. Biz de bu koşuda çok şanslı gördüğümüz bir atı banko yazacağız. Öncelikle son 3 yarışını kazanan bir numaralı Aksöz'ün bugün favori çıkacağını belirtelim. Çok iyi bir isim fakat daha önce geçtiği rakibi 3 numaralı Bayram abi ile kilo kiloya yarışacak. Yani buraya Aksöz'ü yazsaydık kesinlikle Bayram abi, Yi'de yazardık. Fakat koşuda daha çok tuttuğumuz çok güçlü bir isim var. Bu sebeple bu iki ismi eledik. Burada sizlere banko önereceğimiz isim, 7 numaralı Jilite kızdır. Genellikle sprintte gecikip yetiştiremiyormuş gibi gözükse de kalitesini her zaman ortaya koyan bu isim, bugün sevdiği şartlarda yarışacak. Esin'in kızı ve tepe altı gibi süratli atlar Varkır'ın gerilerde sabırlı bir bekleme yapacaktır. Düzlük üzerinde eğer yol bulma sıkıntısı yaşamaz ise bu rakipleri sonlarda avlayacağını düşünüyoruz. Julie kızın sürekli binicisi Ahmet Çelik bugün Aksöz'e binecek. Bizce Aksöz de kazanma şansı var fakat biraz önce söylediğimiz gibi Aksöz yazılırsa Bayram abi de yazılır. Hatta sprinti kuvvetli olan Gökçe yolda sürpriz yapabilir. Bu senaryolar Julide kızın eksik koşmasına bağlı olacaktır. Risk almak istemeyenler değerlendirebilirler. Biz 7 numaralı Julide kızın Selim Kaya idaresinde bu kez sprint mesafesini iyi ayarlayacağını ve hatta bu mesafeyi 1.31 içerisinde koşup kazanacağını düşünüyoruz. Günün bankosu olarak öneriyoruz. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı kısa vade 7 yarış 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir isim yoktur. 2 numaralı Tumbul Çiçeği son yarışında çok akıllı bir hamle yaptı. Normalde çok önlerde olan bir at değil ama bir ara liderliği bile istedi. Ağır tempoyu çok iyi analiz edip bu hamleyi yapması ona yarışı kazandırdı. Bugün de liderliği alacak süratli bir at yokken aynı şeyi yapacaktır. Rakipleri izin verirse yine kazanabilir. 4 numaralı Herekli liderliği almaya en yakın isim olması gerekir. Fakat taktiksel midir bilemeyiz ama liderliği almayabiliyor. Bugün Kocakaya inisiyatif kullanabilir. Ayrıca Tumbul çiçeğine geçildiği yarışı dikkate alıp bugün liderliği almak isteyebilir. Eğer bunu yaparsa kazanma şansı olur aksi durumda yine ikincilikle yetinebilir. 5 numaralı sabır çiçeğinin kumu biraz eksik fakat, aradan sonra katıldığı yarışta tumbul çiçeğinin arkasında üçüncü olmuştu. Çok iyi gözüktüğünü ve bu pistte bu rakipler arasında iş yapabileceğini kanıtladı. Bugün ihmal etmemek gerekir. 3 numaralı Yener Sultan'ı çok tutmasak da sigorta amaçlı yazıyoruz. Bu kısrakta tumbul çiçeği gibi yazılmadığında cezayı kesebilen türde bir isim. Sağlam kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 5, 3 şeklinde oldu. Irmak su kesinlikle bu rakiplerden aşağı bir isim değildir. Biz ilk kez bu rakiplerle karşılaşacak olmasına rağmen yazabilirdik fakat mesafe kısa gelecektir. Uzun mesafe olsaydı ön planda bile önerebilirdik. Tutuyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi son koşuya geçelim. 10. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı bir yarış 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu şartlı bir mücadelede iki isim dikkatimizi çekti. 11 numaralı Yılma kızım son işini Endorfin ile birlikte yaptı. Endorfin Maiden'den çıkmış ve grup yarışta start alıp yakın ara bitirmiş bir isim. Ondan daha iyi görüntü veren ve dereceli iş yapan Yılma kızımın uzun zamandır hazırlanan pişkin bir isim olduğunu belirtelim. Bugün mutlaka çok koşar. 3 numaralı Çelik Demir'i de idman pistinde çok beğendik. Çimi'de kum piştiği de iyi koşacak pedigriye sahip. Biz ilk yarışında iddialı olacağını düşünüyoruz. 4 numaralı Eyreon pedigri analizimizde süratli bir isim olduğunu gördük. İç kulvardan iyi bir çıkışla liderliği alıp çıktığı gibi bitirme durumu var. Mutlaka Aponlarda olsun. 8 numaralı Tahayyül ise çok uzun zamandır hazırlanan ve çok sayıda iş ile bu yarışa gelen bir isim. Bu tayın kardeşlerinin çoğu ilk yarışlarında başarılı oldu. Çok hazır olduğu için bu tayın da kötü koşma ihtimalini zayıf görüyoruz. Kuponlarda olmasında fayda vardır. Bu koşuda sizlere 4 isim önerdik. Yarış günü son dakika duyumu olarak gelen isimler olursa güncel şablona ekleriz. Bugün için rakamsal sıralamamız 11, 3, 4, 8 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.